Merhaba hanımlar. Denizin İlişi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir örgü modeli yapacağım sizlere. Bunu biraz kalın iplikle, elimde bulunan kalın iplikle çıkarmıştım. Şimdi bebe yünüyle başlayacağım tekrar. Örgümüz çadır gibi, çadır şekli alıyor yaparken. Evet. Şimdi yapılışını gösteriyorum arkadaşlar. Arkası bu şekilde oluyor. Bu şişim 4 numaraydı. Bu da kalın bir iplikte öyle kalmış iplerden. Denemek için başladım. Şu anda bebe yünüyle başlıyorum arkadaşlar. Pembe ve krem rengiyle yapacağım. Şimdi 32 tane başladım. Düz örgü yaptım 2 sıra. 32 ilmekle. Şimdi şurası kıvrılmış. Kıvrılmasın diye ben bir sıra daha yapacağım. Hemen 32 tane ilme başlıyorum. Başladım gördüğünüz gibi. Şimdi bir sıra daha gideceğim. Düz ve ters olmak üzere. Şimdi düz gidiyorum. Bir sıra daha ters yaptıktan sonra örneğime başlayacağım. Örneğimiz çok önce biraz zor gibi görünüyor fakat birkaç sıra yaptıktan sonra örneği çıkarınca çok da zor olduğu olmadığı belli oluyor. Hemen sizler de başlayın benimle birlikte yapmak istiyorsanız. ...32 ilmekle başladım. Şu anda kullandığım bebe yünü tığım şişim 3,5 numara. Evet, düz tarafımı gittim. Bir de şimdi ters tarafımı yapıyorum. Düze geçtiğimde örneğime başlayacağım. Sıranın başına kadar geleceğim arkadaşlar. Evet, sıramın başına geldim. Şimdi ikinci ipimi alıyorum. Şöyle düz düz ördüm 3-4 sıra. Hemen ikinci ipimi alıyorum ve örneğimi başlıyorum. Evet, şöyle. Şimdi 2 sıra 2 ilme pembe, 4 tane beyaz yapacağım. Ana rengim beyaz, krem. 1, 2, 3, 4. 4 taneyi örmeden şişimin üzerine alıyorum. İlk sıramıza başladım arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. 2 ilme pembe yaptım. Şimdi örmeden 1, 2, 3, 4. 4 tane şişimin üzerine aldım. Örmeden bırakıyorum. Şimdi 8 tane pembe yapacağım. 2. İlk sıramız bu şekilde. Örnek düzgün çıksın diye sonra 2 tane pembe yaptım. 2, 4, 6, 8. 8 tane pembe yaptıktan sonra tekrar 4 tane ilmek örmeden şişimin üzerine alıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 aldıktan sonra tekrar 8 tane. 1 pembe, 2,
3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 2, 4, 6, 8. Şimdi tekrar 4 tane alıyorum örmeden. 1, 2, 3, 4. Ve sonda 2 tane kaldı. Onları da pembe yapıyorum. Arkadaşlar, birinci sıramız böyle. Ben buradaki sıra sayısını hani görünsün diye ilk şeyde yaptım. Burada siz haroşayla başlayabilirsiniz, lastik yapabilirsiniz, hiç fark etmez. Ama örneğimin birinci sırası bu şekilde. Şimdi ikiye geldiğimizde ikinci sırada ters taraf. Ters tarafta her şeyi yerinde yapıyorum. Her şeyi, bütün iğmeler pembe pembe. Pembeyi örüyorum tekrar. Pembeyi örüyorum. 2 ilmeği pembemi ördüm. Her şey yerinde demiştik. Tekrar bu beyazları örmüyorum. Hep aklım beyaza gidiyor. Krem rengini örmüyorum. Tekrar pembeye geçiyorum. 8 tane pembemi yerinde örüyorum. Sıranın başına gelene kadar her şeyi yerinde yapıyorum. Evet, 8 taneyi yaptım. Tekrar 4 taneyi örmüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar pembe. 2, 3, 4. Yine beyazları yerinde örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4. 2 tane pembeyi yerinde. Bu bizim ikinci sıramız. Örneğimizin ikinci sırası. Şimdi arkadaşlar, ikinci sıramızı yaptık. Şimdi bu sırada örneğin esas püf noktası bu sırada. Şimdi bu iki tane pembeyi soldaki iki tane beyazı da öne geçireceğim. Nasıl yapacağım bu işlemi? Şöyle şişten çıkarıyorum. İki beyaz, iki pembe. Pembeleri tekrar şişin üzerine alıyorum. Ve bu iki taneyi de çevirerek ön tarafa alıyorum. Şimdi beyazla örüyorum arkadaşlar. Beyazla, beyaz rengimi, ay pardon. Beyaz rengimle örüyorum bunu. Bu bizim üçüncü sıramız. En püf nokta olan yer burası. Şimdi bunları ördüm. Burada kaldı iki tane. Bu sefer de sağa doğru çevirdik. Şimdi sola doğru. Arkadan pembelerimi alıyorum. Beyaz sürekli bizden yana olduğu için beyaz bizden yana duracak ve bunu sola alıyorum. Önden alıyorum. Beyaz krem rengimi önden alıyorum. Beyaz kremli ise bazen dolaşıyor böyle renkler. Şimdi tekrar bunu çevirdim beyaz. İpimle devam ediyorum. Bu iki ilmeği dört tanesini de ördüm. Evet. Şimdi pembeleri tekrar bu açık renk ipimle devam ediyorum. Sonda iki tane kalana kadar. Şimdi sonda kalan bu iki taneyi yine beyazları sağa çevirip pembeleri arkadan alıyorum ve şişimin üzerine geçiriyorum. Şimdi örüyorum bunları. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi burada iki tane beyaz kaldı. Bu sefer iki tane pembeyi, arkadan pembeleri alıyorum. Önden beyazları,
Tekrar şişimin üzerine pembeleri geçiriyorum. Örüyorum. Bu sıra çok önemli. Bu sırayı karıştırmadan yaparsanız örneği çıkarmış oluyorsunuz. Bakın. Şimdi tekrar beyazla örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sonunda 2 pembe kalıyor. Yine 2 beyazı ön taraftan, pembeleri arka taraftan çeviriyorum. Şişime tekrar geçirdim. Örüyorum. Burada kaldı 2 pembe, 2 beyaz. Tekrar bu pembeleri arkadan, beyazları önden, şişme pembeleri tekrar geçiriyorum ve örüyorum. Bu sıramız olduğu gibi açık renk ipimize döndü, krem rengine. Bakın, hiç pembe kalmadı. Bu sırada bu dörtlüleri çevirdik. Bir dahakine 2 4. Bu ortada kalan ikileri çevireceğiz bir dahakine. Bir bunları çeviriyoruz, bir bunları. Örneğimizin en önemli yeri burası. Şimdi ters çeviriyorum. Ters çevirdim. Ters yaparak örüp bu başa geleceğim. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Bakın, hepsini yerinde örerek sıramın başına geleceğim. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Dümdüz tersten öre öre sıranın başına geleceğim. Sıramız sonuna geldim. Evet, sıramız sonuna geldim arkadaşlar. Şimdiki sıramızda, şimdiki bu sıramda 8 tane pembe yapıyorum. Pembe ipimi geçiriyorum. Bakın, dümdüz yaptık gittik. Arkadan tek krem rengimizle döndük. Şu anda 8 tane pembe yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bu çevirdiğimiz ilmelerin üzerine 8 tane ilmek pembe yaptım. İkinci rengim. Şimdi 4 tane örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi tekrar daha önce örmüş olduğum şu döndürdüğüm 8 tane ilmeğin üzerini pembe yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 4 tane tekrar 4 tane ilmek yapmadan alıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi bu sıramızı da arkadaşlar çeviriyorum tersine. Burada yine hepsini yerinde yapacağım. Pembeleri pembe, beyazı örmeden alacağım. Pembe örmeden alıp geliyorum. Pembemi örüyorum. Her şeyi yerinde.
Evet, 8 tanesini ördüm. Beyazları örmüyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen buraya. Tekrar 8 tanesini örüyorum. Beyazlara geldim. Beyazları örmeden alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Pembeleri alıyorum. Sekiz tane pembemi yapıp gittim. Tersten yaptık bu işlemi. Tekrar örneğimizi çeviriyorum. Evet arkadaşlar, anlaşılmayan yer var mı? Daha önce bu çevirdiklerimizin üzeri 8 tane oldu. Burada 4 tane kaldı. Şimdi bu 4 tanesini bu şekilde çevireceğim. Yani pembenin bir tanesini örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yaptık. Şimdi burada 2 tane kalıyor. Burada da 4 tane beyaz krem rengi ilmemiz var. Şimdi bu beyazları önden, pembeleri arkadan alıyorum ve bunu buraya geçiriyorum. Ha, pardon, bu pembeleri beyaz örecektim. Pardon. Bu sıramız, her çevirmelerde sıramız baştan sona beyaz renk olması gerekiyor, ana renk. Şimdi tekrar bu iki tane pembeyi arkadan alıyorum. Beyazları önden geçiriyorum. Pembeler arkadan, beyazlar önden. Pembeleri üstüne geçiriyorum. Sıranın sonuna geliyorum bu şekilde. Şimdi bu sıramızı bittik. Tekrar terse geldiğimde hiçbir işlem yapmadan tersten örüp başa geliyorum. Çadırdan örgü. Çünkü şu şekilde çadır şekli olduğu için gördüğünüz gibi çadırlı örgü. Bütün örneğimiz bu kadar arkadaşlar.
Şimdi tekrar başa geleceğim. Başta yaptığımız işlemin aynısını. Evet. Örneğimizin başına geldik tekrar. Başta ne yapmıştık? Tekrar buraya iki tane pembe. Şu en başa geliyorum tekrar. İki pembe. Dört tane beyaz. Ve sekiz tane pembe yapıyorum. 1 2 3 Zaten örnek kendisini kendi gösteriyor. Bakın şurayla bura arasında 8 tane ilmek var. Sonra bu 4 taneyi aynı şekilde alıyorum örmeden. Dört taneyi aldıktan sonra yine 8 tane. 1 2 3 2 4 5 6 7 ve 8. Aşağıda yaptığımız işlemin aynısını devam ettiriyoruz. 1 2 3 4 2 tane pembe. Yani bir başında şu şekilde başladık, bu kadar yaptık. Tekrar aynı şekilde işlemimizin başına geldik. Yaptığımız işlemi tekrarlıyorum. Evet arkadaşlar, tekrar işlemin başına almıştım. Bu sıramı da yapıp göstereyim. Gördüğünüz gibi bu arada ördüm ben birkaç sıra. Bu kalın iplikli olan. Bu da pembeyle. Bu bebe yünü. 3,5 numara. Şimdi bu sırayı tekrar sona geliyorum. Bu sırada her şeyi üstünde yapıyoruz. Pembeleri örüyorum. Bir sıra daha göstereyim. Beyazları örmüyorum. Tersten. Tekrar pembeleri örüyorum. Çocuklara hırka, yelek, kazak. 1, 2, 3, 4. Üstüne almadan devam ediyorum. Örmeden devam ettim 4 tanesini. Bir sıra daha yapıp göstereceğim. 1, 2, 3, 4. Tekrar 2. Çevirme kısmını bir kere daha gösteriyorum arkadaşlar ve örneğimi bitiriyorum. Şimdi şu iki beyazı önden alıyorum. İki beyazı. İki beyazı önden. Pembeleri arkadan. Ve beyazı tekrar üstüne geçiriyorum. Beyaz ipimle örüyorum. Yer değiştirdik. Bu bir nevi saç örgüsüne benziyor. 2 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar burada 2 tane kaldı. Yine ne yapıyorum? Bunları pembeleri alıyorum.
Beyazları önden üstüne geçiriyorum. Şimdi şu 6 tanesini öreceğim. Şu ikisi kalacak. İkisini bu tarafa, ikisini bu tarafa bağlayacağım. Şöyle yakından tekrar göstereyim. 6 tane pembe ördükten sonra burada 2 tane kalıyor. Bu tarafta 2. Bu dörtlüğün ikisini bu tarafa, ikisini bu tarafa yer değiştirerek devam ediyorum. İşte arkadaşlar beyazlar önden. Pembeler arkadan. Bakın. Çeviriyoruz. Çevirdikten sonra üstüne alıyorum tekrar ve örüyorum. Burada iki taneyi, iki pembeyi arkadan, iki beyazı önden. İki beyazı önden, iki pembeyi arkadan. Tekrar bunu buraya alıp. Bu sıra bembeyaz oldu gördüğünüz gibi. İşte böyle arkadaşlar. Renkleri kendiniz uydurabilirsiniz. Çok güzel renkler. Bu bebe yünü. Bu da daha kalın iplik. Dediğim gibi bu 4 numara. Bu 3,5 bebe yününden yaptım ben. Böyle şirin bir şey oluyor. Videomu izledikten sonra abone olursanız, beğenirseniz, sayfanızda paylaşırsanız, yorum yazarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi siz de başlayın. Hep birlikte yapalım. İyi günler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.